Arkadaşlar merhaba. Akhisar Gözde ailesi olarak Özel Akhisar Hastanesi sponsorluğunda uzman diyetisyen Ali Kıran'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Akif abi. Çok sağ olun. Hocam bizleri sizleri gayet iyi tanıyoruz ama eğer kendinizi, nerede oturduğunuzu, nasıl işe başladığınızı falan anlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Tabii ki. Uzman diyetisyen Ali Kıran. İzmir'de okudum. Aşağı yukarı 4 yılımı orada okudum ve ayrıca 2 yılda uzmanım da yaptım. Ege Üniversitesi'nde yaptım uzmanlığımı da. Aşağı yukarı 5 yıldır Özel Akhisar Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Güzel bir 5 yıl oldu. Hastalarım da elimden geldiği kadar onlarla beraber böyle güzel çalışmalar ile güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah tabii bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle böyle yine güzel çalışmalarla güzel sonuçlar alacağız inşallah. Bu şekilde. Hocam şöyle bir şey var. Ben açıkçası yemeği çok seviyorum. Tabii ki. Çok yiyip de aslında zayıflamamak gibi bir şey var mı? Bu mümkün mü? Mümkün mü? Şöyle aslında durum. Hani bence de aynı şekilde. Ben zaten çok fazla böyle kısıtlı beslenmeler alakalı şeylere biraz daha karşıyım. Çünkü kişiler sonuçta fazla yemek yemeye kendini alıştırdıklarından dolayı maalesef çok hızlı, çok kısıtlı böyle diyetlerle başarıldığı zaman hem diyetten soğuyabiliyorlar. Hem bununla alakalı çok zorlandıklarından dolayı hemen pes etme durumlarına biraz daha yönelmeye başlıyorlar. O yüzden bence benim düşüncem ilk baş böyle biraz daha normal beslenmelerine, günlük beslenmelerine yakın tarzı bir diyet ile başarıldığı zaman hem kişi daha memnun, daha mutlu olmuş oluyor. Hem motivasyon açısından da kişi daha böyle diyete adapte oluyor ve diyetten de çok fazla korkmuyor. O yüzden çok fazla hani tamam belki ilk beslenmesi gibi fazla böyle bir öğünleri çok fazla tutmayacağız ama çok da kısıtlı tutmadan ortaylı bir şekilde bu duraktan o şekilde beslenme programı uyguluyoruz. Yani zayıflanabilir mi? Evet zayıflanabilir. Hocam zaten şöyle de bir şey var ya, yanlış olan şu değil mi? Yani bir insanın bir ay içerisinde 20 kilo vermesi, 25 kilo vermesi bu vücut açısından çok sağlıklı bir şey olacağını ben pek düşünemiyorum aslında. Kesinlikle, kesinlikle öyle Akif abi ki gerçekten bir vücudun toparlama süresi de var. Yani çok 20 kilo birden veren vücut çok fazla toparlayamayacağından dolayı da maalesef çok fazla sarkmalar da oluşabiliyor kişide. Yani sağlık açısından tabii ki kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ha, en sağlıklı biçimi şu ki ben hastalarımı da genelde de o şekilde devamlı söyleyerekten olabileceği böyle motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyorum. İdeali bence aylık 5 kilo, 6 kilo civarı bence ideal. O şekilde de bence gitmelerinde fayda var. Yani şunu da hesaba katmaları gerekiyor. Aylık 5-6 kilo aşağı yukarı 5 ayda 25-30 kilo civarında yapıyor ki gayet de güzel bir rakam. Bence o şekilde zayıflanılması kişi bakımından da sağlıklı olacaktır. Hocam ben şu anda biraz 90'ın üstündeyim herhalde. O zaman ben 6 ay sonra ne olabilirim? 6 ay sonra ne olabiliriz? Akif abi aşağı yukarı bir 25-30 kilo kadar verdiğini düşünecek olursak bence 70 kiloya kadar, 65 kilo ki oraya kadar zaten biz düşmeyeceğiz. Yani biz böyle bir 75 kadar olsak, 70-75 civarı olsak yeterli. Valla bana çok iyi, bana çok, çok iyi. Çok, 4-5 ay sürede yeterli. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam sizin anlatacağınız mutlaka çok şeyler vardır. Çünkü diyetisyenle alakalı bizler çok şeyler bilmiyoruz ama. Sağ olun. Bu programın, yani diğer programlar gibi demeyeyim ama çok izleneceğini ben açıkçası biliyorum. Şu anda yaptığımız programlarımız yani 3000'in altına hiçbirisi hemen hemen düşmedi. Sizle beraber bu bilmiyorum ama çok insan bunu bekliyor biliyor musunuz? Bu programı bekliyoruz samimi olaraktan söylüyorum. İnşallah faydası olur. Evet hocam getirdiğiniz şeylerle bize bir şeyler anlatırsınız herhalde. Aynen öyle Akif abi yeni bir projeyle Allah'ın izniyle Akhisar halkına bir hizmet vereceğiz. Güzel bir hizmet vermeye çalışacağız inşallah. Yani bu zamana kadar bu 5 yıllık süreçte sadece hastane ortamında kişilere daha çok hizmet vermeye çalıştım. O durumla alakalı olabilecek kişilere yardım dokunmaya çalıştı ama tabii bundan sonraki süreçte artık ki benim de gerçekten bu zamana kadarki olan büyük bir hayalimdi. Böyle bir sağlıklı yaşam merkezi açmak. Gelen kişilerin elimden geldiği kadar sadece zayıflama, sadece beslenme açısından değil, kişilerin bu beslenmeyle alakalı ona takviye olabilecek hem spor, bu şikayetlerle alakalı bölgesel incelmedir, sıkılaştırmadır. Bunlarla alakalı olan şikayetlerin de giderilmesi açısından bir güzellik salonu, bir sıkılaştırma makinelerinin olduğu. Ayrıca bazı yaş teyzelerimiz de gelebiliyor. 55-60 yaş üzerindeki teyzeler de gelebiliyor ki o kişilerde gerçekten ödemle alakalı çok fazla şikayetler alıyoruz. Hatta ciddi ödemler artık
varislere kadar da çıkabiliyor. Bacaları olabildiğince fazla şişiyor. O tarz kişilerin de biraz daha tedavisi edilmesi açısından eski usul dediğimiz yöntemlerden ki şu an bence dünyada hatta çok da revaçlardı şu zamanlarda. Acı matları sürüktür. Bunlarla alakalı uygulanan tedavilerde bu şekilde geniş kapsamlı bir Allah'ın izniyle geniş çeşitli dallarda kişilere hizmet vereceğiz inşallah. Yine Onunla bu alakalı güzel bir hastane bünyesinde çalışmamız olacak olacak. ama değil mi? Yani hastane içerisinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Hastane bünyemizde olacak. Yani hastanemize bağlı yan bir sağlıklı yaşam merkezi açmış olacağız aslında. Hastanemize bağlı ki açılacak olan yerde aynı şekilde hastanemizin hemen yan tarafında. Yakın. Yine çok uzaktan hemen yan bir binada. Üç katlı binamız var. O binamızda inşallah güzel bir hizmet vermeye başlayacağız. Bu bir ay içerisinde de inşallah faaliyete de geçmiş olacak inşallah. Zaten görmüş olduğunuz herhalde yoğun aletiydi hocam. Aynen. Bu ekseris el alet dediğimiz bir alet. Tabii ekseris el alet dediğimiz alette bence Akhisar civarında da hatta ilk olacak zaten. Hiçbir yerde de aslında bu makine bulunmuyor. Hatta çoğu İzmir yerlerinde de çok fazla bu makine alınmıyor. Çünkü biraz pahalı bir makine gerçekten de. Ama inşallah biz Akhisar halkına şöyle güzel bir şey olsun, farklı bir şey olsun diye makineyi de getirdik. Yani neyi sağlayacağız bu makineyle? Bu makineyle olabilecek kişilerin diyetle alakalı zayıflıyorlar ama tabii bölgesel anlamda biraz şikayetleri kalabiliyor. Veyahut da çok fazla sporu yapamıyorlar. Bundan dolayı da maalesef sarkmaları da olabiliyor. Bunları biraz da engellemek açısından bu sıkılaşmanın sağlanması açısından da bu makinemizde çok fayda bulacaklar. Çok şifa bulacaklar inşallah ki zaten bu zamana kadar hastalarımız da aynı şekilde hep böyle doğruyu hep böyle doğruyu söyleyerekten de gittim. İnşallah bu makinemizi de aynı şekilde kişilerimizden sağlığa gerçekten dokunmuş olsa, onlara zararı dokunacak olsa zaten kesinlikle getirmeyiz. Gerçekten çok faydasını görecekler Allah'ın izniyle. O konuda bana görevliler inşallah. Bu ekseri seratında çalışmasından prensip olarak da şu şekilde. Hani yağ hücrelerinin hem ultrason ve hem de radyoaktif frekanslarla birlikte onların hacimlerin küçülmesi, onların ciltlerinde sıkılaşmasını sağlaması açısından da non-invazif bir tedaviye kapsamaktadır. Tabi bu ultrason ve radyo frekans enerjilerinin aynı anda derinin altına gönderilmesiyle aslında tabii ki yağ tabakasının hemen derinin altında belli bir mesafe oranı var. O mesafe oranında sağlanması açısından belli bir ısıya ulaşması gerekiyor. Bu ısıyı da biz bu makinenin başlığıyla sağlayabilmekteyiz. O başlıktaki o ısının da ideal ısısında 39,5 ile 42,5 dereceler aralığında olması gerekiyor. Evet. O derecenin de sağlanması açısından da bu başlık o konuda yardımcı oluyor gerçekten. Tabii ki bu ısının stabil oranda tutulması için de içerisinde termometre de var. O termometre ile de bu ısı derecesi stabil halde sabit halde tutulmuş oluyor. Tabii ki bu fazla olabilecek olan enerji de başlıklarda bulunan boşluklarla dışarıda atılabiliyor. Bu şekilde de sabit halde tutunmuş oluyor. Tabii ki soracak olanlar olabilir. Tabii bu makinelerle alakalı genelde bu tarzda çalışan makineler de var. Kişiler genelde biraz cildin yanmasıyla alakalı çok şikayetlerde bulunabiliyor. İşte ya fazla ısındı, işte o yüzden cildime yaktı. Bunlara da bir yanıklar oluştu vesaire gibi çok şikayetler alınabiliyor. Bizim bu makinemizde öyle bir şikayet kesinlikle olmuyor. Neden olmuyor? Makinemizde soğutucumuz da var. Belli bir ısı derecenin hafiften üzerine çıktığı zaman hemen kendini soğutmaya başlıyor. Bu yüzden de kişinin hiçbir şekilde cildi de yanmıyor. Yani Hocam olabildiğince lafınızı sabit oluyor. belki bölüyorum ama Estağfurullah. şu için söylemek istiyorum. Şimdi insanlar televizyonlardan seyrediyorlar işte suratlara yapılan estetiklerden, vücutlarına yapılan Aynen estetiklerden. öyle. Yani millet de haklı. Haklı. Yani Kesinlikle. bu işi bilmedikleri yani daha nasıl ben sana söyleyeyim? Ayak altı yerlerde yapılan yerlerde çok büyük Aynen zarara öyle. uğruyorlar. Aynen Vücut öyle. açısından, yüz açısından millet haklı aslında. Haklı. Siz şimdi anlattığınız Kesinlikle zaman haklı. bu doğru bir şey. Aynen. O yüzden ben zaten özellikle zaten hani gerçekten ucuz yolu makineler de var. İnsanların gerçekten sağlığıyla oynayabileceği makineler de var. Ben kesinlikle onlardan zaten istemedim ki en iyisi olsun dedim ki bunda da zaten Allah'ın izniyle o yanıtla alakalı hiçbir şikayetleri de olmayacak. Kendi zaten makine otomatikman soğutuyor. Neden hangi bölgeler uygulanıyor? Hani cilde uygulanıyor. Cilde alakalı belli sarkmalar onlara uygulanabiliyor. Bölgesel olarak işte basendir, özellikle göbek kısımlarıdır. Bunlara rahatla uygulanabiliyor. Memnun da O zaman kalacaklar ben inşallah. rahat rahat gelebilirim. Ben de zaten bir göbek kaldı. Tabii gelebilirsin. Ne demek, ne demek abi kardeşim? Tabii gelebilirsin. Bu konuda yardımın dokunuyor Allah'ın izniyle. Güzel bir makine. Gerçekten ekstra mesela çok güzel bir makine. İnşallah da bakalım güzel olacak. İnşallah güzel olacak. Valla zaten şöyle bir şey var. 5 seneden beri görev yaptığını söylüyorsun Eksar'da. Tabii ki. Yani Tabii ki. beş seneden beri belli bir tecrübelerle beraber
Şimdi şöyle bir şey, 5 sene önce de bir takım şeyleri yapabilirdiniz ama siz deneyim kazanarak insanlara nasıl fayda olabilirim? Aynen öyle. İnsanlardan aynen öyle. Ne bileyim yani, şimdi vücut gerçekten çok önemli. Çok önemli, gerçekten çok önemli. İnsanlar zayıflıyor ama dediğin gibi aynen yani öyle. Bedenleri sarkıyor. Kolları Aynen öyle. sarkıyor. Sarkıyor Bunlar kesinlikle. olmayacak diyorsunuz siz. Bunlar olmayacak. Kesinlikle bunlar olmayacak. Bunları zaten çözüm için getirdim gerçekten makine. Ki bu zamana kadar dediğiniz gibi de akıbı 5 yıl oldu. Hani 5 yıldır artık şikayetler ala 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 artık bu tarz şey yönelmek durumunda kaldık. Güzel de olacak inşallah. Şifa da bulacak. Çünkü hani spor öneriyoruz ama tabii ki belli bir kısım spor yapabiliyor. Yani illa ki 55-60 yaşındaki teyzeler çok fazla spor da yapamayanlar da olabiliyor. Çok fırsat bulamayanlar olabiliyor. Çocuklardan dolayı fırsat bulamayanlar oluyor. En azından bunların önüne geçmiş olacağız. Bu konuda da gerçekten güzel olacak inşallah. İnşallah, Güzel makine inşallah. olacak inşallah. Bununla alakalı bir dur çalışmamız olacak. Ha, onun haricinde spor konusuna değmiştik. Spor salonumuz olacak içerisinde. Bu da tabii ki diğer spor salonlarından ziyade hani kişiler sorar ya spor salonu her yerde spor salonu var. Bizim spor salonumuz biraz daha o durumdan farklı olacak. Birincisi de benim bir kere kontrolümün altında olacak. Yani hiçbir spor salonuna gidip de bir diyetisyenin kontrol altında hiçbir yerde bir spor yaptırılmıyor. Benim burada bu spor salonumuzda benim kontrolümün altında olmuş olacak. Ha, spor hocamız da olacak ama benim kontrolümün altında olmuş olacak tamamen işleyişler. Ha, neye sağlamış olacağız? Ha, spor salonu dedikleri zaman da işte ağırlık kaldırmadır, kas artımıdır, vücut çalışmasıdır. Bu tarz bir şeydir. Bizim önceliğimiz aslında zayıflama olacak. Yani ben aslında bunu 3 maddeye ayırdım. 3 kola ayırdım. Birinci olarak zayıflama. İkinci olarak bölgesel çalışma. Üçüncü olarak da sıkılaşma diyebilirim. Bu üç kolla bir çalışmamız olacak bir spor salonunda. Ha, nedir bu zayıflama alakalı? Ha, diyet yapıyorlar ama kişiler kilo da veremeyebiliyor. Yani yavaş da gidebiliyor bu kilo verme olayı. Ha, bunu hızlandırmak açısından da bir spor uygulanacak orada. Benim vermiş olduğum belirlenen çalışmalarla tabi hocamızın da oradaki yönlendirmesiyle, oradaki kontrolüyle çok güzel bir şekilde yürümüş olacak bu. Yani kişi diyet yapacak ama fazla hızlı kilo veremediğinden dolayı uygulamış olduğumuz bu yöntemle sporla alakalı yapılmış olan yöntemlerle hem de daha hızlı kilo vermiş olacak. Ama Bu hocam şekilde şöyle de bir olmuş şey var, olacak. yani insanlar sağlıklı olacak. Yani önemlisi Sağlıklı olan olacak. bu. Tabii Yoksa kesinlikle öyle. insanlar Kesinlikle kilo öyle. veriyor, bir sene sonra bakıyorsun aldığından fazlasını veriyor. Aynen öyle. Ama böyle yani güzellik merkezine geldiği zaman, sağlık merkezine geldiği zaman sizin katkılarınızla beraber insanlar hem zayıflayacak hem Aynen sağlıklı öyle. olacaklar. Heh, sağ Bir olacak. sene sonra tekrardan belki sizin Kesinlikle gözünüzü öyle. çok fazla göremeyecekler ama en azından size çok dua edecekler. Ben bunu Sağ biliyorum. olsunlar, sağ olsunlar. Ki hakikaten onların duaları sayesinde zaten hakikaten duruyorum hep. Sağ olsunlar. Önce de ben onlardan hep dua almaya çalışıyorum zaten. Önce hep olmuştur zaten bu zamana kadar da. İnşallah bakalım bunlarla alakalı da güzel dualar alacağız inşallah. Güzel sonuçlar göreceğiz inşallah. Hocam Bununla niyet alakalı iyi, çalışma akıbet olacak. iyi. Niyet kötü, akıbet kötü. Ben hep Aynen böyle öyle. söylüyorum yani. Kesinlikle öyle. Gerçekten o şekilde. Sağ olsunlar beni biliyorlar artık. 5 sene oldu. Artık onların bir nevi evlatları gibi oldum. Bir nevi böyle kardeşleri gibi oldum. Bir nevi abileri gibi oldum. Yeri geldi. Yeri geldi arkadaşlar oldum. O şekilde Allah'a şükür 5 yıldır gidiyoruz. İnşallah bundan sonra daha nice nice 5 yıllar olur inşallah. Gerçekten Akhisar halkı olsun, civar köyler olsun, farklı ilçeler veya farklı iller olsun. Hep elimizden geldiği kadar inşallah hepsine şifa almaya, hepsine derman olmaya çalıştık Allah'ın izniyle. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek Akif abi. Hocam İnşallah devam zaten edecek siz bu şekilde. somalamışsınız, siz Aksarlı yapmışız. Daha ne olacak yani? Aynen öyle. İyi ki de geldik Akhisar'a. Allah'a şükür. Mutluyum da. Burada olmaktan da çok mutluyum. İnsanlarına hizmet etmekten de çok mutluyum. İnşallah onlar da bu şekilde Allah'a şükür gidiyor bakalım. Ben hastalarınız olarak söylemiyorum. Yani o şişmanlık belki Estağfurullah. artık şişman da demeyeyim de yani fazla kilo diyeyim yani bizler Fazla kilolu. gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, bir tabirinde belki insanlar kilolarından dolayı daha farklı hastalıklara da sebep oluyor. En azından sizin Kesinlikle. sayenizde onlardan da kurtulacaklar. Aynen öyle Akif abicim. Olabildiğince kişilerde zayıflama olsun, sadece zayıflama değil, sağlıklı beslenme, bunun yanında hastalıklarda diyet tedavisi, sonuçta hastane ortamında çalışıyoruz ve sadece bize zayıflamaya gelmedi. Sonuçta diyabet hastası, kronik rahatsız olan kişiler de çok fazla geliyor. Ha, onların da tedavisi konusunda yine aynı şekilde yardımcı oluyorum. Tabii kilo alma konusunda da gelenler oluyor. Bunlarla alakalı çeşitli konularda hep kişilere yardımcı oluyorum. Elimden geldiği kadar şifa almaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte zaten bu açmış olduğumuz güzel bir sağlıklı yaşam merkezimizde, güzel projemizde de inşallah farklı dallarda da aynı şekilde kişilere şifa almaya çalışacağız inşallah. Güzel olacak. Gerçekten geldikleri zaman da görülen ilgiyle alakalı, görülen yardımlarla alakalı böyle
Çok memnun kalacaklar. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşacak. Böyle güzel bir arkadaş ortamında, güzel böyle bir keyifli sohbet bir ortamında güzel bir şey olacak inşallah. Zayıflayacak insanlar Sayılacak diyorsun. insanlar. Aynı öyle. Ali Tamamen gelip kardeşim, değişmiş olacaklar. ben sana hocam diyorum, Ali diyorum, Ali kardeşim Estağfurullah. diyorum, yani Tabii bütün ki. Demek tabirleri abicim. Ne kullanabiliyorum. demek yani? Demek Akif abicim. Biz rahatız yani. Burada Aynen aile öyle. bir ev Aynen öyle. sohbeti gibi öyle bir Tabii ki. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi korona belası biliyorsun tüm dünyanın başında. Aynen öyle Akif Büyük bir ihtimalle bu abicim. herhalde Mayıs'tan da önce bütün aşılar bulunmadan da bu iş pek geçeceğe de benzemiyor. Aynen öyle. Aynen öyle Akif abicim. Kilolu insanların daha çok vefat ettiğini yani televizyonlarda şeylerde duruyor. Yani obez olan insanların daha çabuk bu hastalığı yenemediğini söylüyorlar. Evet, kesinlikle Bu abi. konuda ne diyeceksin? Bu konuda şöyle, yani obez olan kişilerde hani sadece bunu fazla kilo olarak düşünmemek gerekiyor. Yani ben bunu kişiler açılarken de, bu şeye gelen kişilerde o şekilde söylüyorum. Yani obez de sadece kilo fazlalığı değil. Obez de aslında vücudumuzun aşırı yağlanmasından, kilomuz aşırı olmasından dolayı da maalesef kalple alakalı rahatsızlıkları, kolesterollü, trigliseritleri bunların daha çok yükselerek kalp rahatsızlarımıza sebep olmasında. Onun haricinde şeker gibi rahatsızlığımızın oluşabilmesinde. Tabii ki yağlanmamızın fazla olmasından dolayı karaciğerinde çok fazla faaliyetini rahat bir şekilde faaliyet gösteremiyorsan dolayı şimdi diyabetir bu tarz rahatsızlığın oluşmasına da sebep olmakta aslında. Bundan dolayı da maalesef bağışıklığımız da düşüyor. Akif abi bağışıklığımız da düşünden dolayı da maalesef bu Covid denen rahatsızlığında tabii ki maalesef çok fazla hızlı bir şekilde geçmemesine de sebep oluyor. Ağır geçmesine de sebep oluyor. Veyahut da Allah korusun ölümüne de Önüne sonuçlanabiliyor. sonuçlanabiliyor. O yüzden gerçekten ben herkese onu söylüyorum. Şu zamanda, şu devirde gerçekten en büyük dert bence kilo fazlalığı, obezite diyorum ben. Çünkü artık nereye gitseler gerçekten karşılarına kilo verme olayı çıkıyor. Yani doktorlar artık kilo veremezsen hani ameliyat dahili yapmam tarzında tepkilerle karşılaşıyor şahıslar kişiler. O yüzden ilk önce bence de kesinlikle yani iyileşmek istiyorlarsa bence ilk önce kilo vermeleri gerekiyor gerçekten. Gerçi bir insanın hayat standart kalitesi de gerçekten artıyor kilo verdikçe. O Tabii canım yüzden giydiğin de yakışıyor. Yani kesinlikle sağlıklı kesinlikle. yürüyebiliyorsun, nefes Aynen öyle. alabiliyorsun. Aynen öyle abi. Kesinlikle. Hocam bir de şey siz sülükten bahsetmiştiniz. Yani eski tabirlerde eskiden mahalle aralarında biliyorsunuz şişeler içerisinde Şeyler içerisinde. geçirirlerdi. Bu nedir hocam? Aynen öyle. Yani şöyle şimdi tabii ki eski aslında biraz daha bizim bu olay durum aslında çok eskilere dayanıyor aslında. Bu Ben çocukluğumda hacamattır. biliyorum. Aynen öyle. Bu hacamattır, sülüktür aslında bu tarz tedaviler aslında Peygamberimiz zamanında da uygulanan yöntemlerdi. Peygamberimizden gerçekten olabilecek hadislerinde de bu hacamattır, sülüktür bu tarz yöntemlerin de hep geçmektedir. O yüzden daha çok bizim bu tarz yöntemleri daha çok Avrupa ülkeleri, daha çok bu Doğu ülkeleri daha çok uygulamakta, daha çok bizim Müslümanlar daha çok bu tarz yöntemleri uygulamakta. Gerçekten de sülük tedavisinde kişilerin özellikle varislerinin geçmesinde, onun haricinde vücutlarındaki ödemlerin atılmasıyla alakalı gerçekten çok büyük faydaları var. Ki zaten ben Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne de o yüzden koydurdum bu hacamat ile sürüyor. Çok fazla şikayet var ödemlerle alakalı. Çünkü kilo çok fazla olunca maalesef ayağa baskılar çok artıyor. Ayak da bunu artık çok fazla kaldıramıyor. Gerçekten bununla alakalı tedavisiyle alakalı ben sülük konusunda gerçekten hastalarıma şiddetle tavsiye ediyorum. Ki bu sayede hani çok fazla yapan yerler de vardır ama en azından bunda daha çok bizim kontrolümüzün altında. Bizim kendi uzmanımızın yönlendirmesiyle yapması bu şekilde bir tedavi olacak Allah'ın izniyle. Hani her yer yapabiliyor ama biz bunun sağlıklı bir şekilde uzmanımızın kontrolünde o şekilde yapmış olacağız Allah'ın izniyle. Hekimin kontrolünde. Hocam Bu şekilde zaten olmuş şöyle olacağız. söyleyeyim ki nasip olursa sizi her ay bir sefer alacağız. Rahatsız edeceğiz yani sizleri. Estağfurullah. Seve seve. Belki açılmış olabilir o zaman. Aynen. Aşağı yukarı bir ay içerisinde Oranın açmış evet olacağız oradaki bütün yerimizde. dakikalarımızı tek tek orada da konuşma imkanımız da olur. Onları da buradan Kesinlikle. Aksaray halkına tanıtmış ve çevre halkına da Aynen tanıtmış öyle. olma imkanımız da olur. Hatta onun sonuçlarını aynı bir şekilde yayınlayıp da bu şekilde kişilere de göstermiş oluruz. Hem onlar da bu şekilde daha da böyle gönül rahatlığı da gelmiş oldular. Hani bizi bilmeyenler, tanımayanlar o şekilde de gelmiş oldular Allah'ın Hocam izniyle. bizim insanlarımız ne yazık ki görmeden bir takım şeylere şey Aynen. olmuyor. Kesinlikle, Yani kesinlikle gördükten öyle. sonra daha çabuk kabul edebiliyor bazı Aynen öyle şeyleri. Akif abi, Ha, kesinlikle sülük dediğiniz şu yani değil mi? aynen öyle Akif abicim. Budur, doğrudur Akif abicim. Bu tedavimiz uygulanacak.
Bu görmüş olduğunuz makine de Teletubbies'i 418 dediğimiz makine. Bu şu an benim kendi odamda kullanmış olduğum bir makine. Neyi sağlıyor? Kişilerin kilosunu ölçüyor ama ayrıca yağ dalımlarını ölçüyor. Kişinin ne kadar çok vücudunda yağın olduğunu, o yağın bölgesel olarak dağılımını ve bunlarla alakalı işte ilerleyen süreçlerde her geldiğinde bunlarla alakalı sonuçlarını görüp ona göre karşılaştırmamızı da sağlıyor. O yüzden çok güzel bir makine gerçekten. Onu da sağlamış olacağız inşallah bu şekilde. Tabii zaten benim zaten odamda zaten bulunuyordu o makine ki orada da aynı şekilde yeni açılan binada da geçip o şekilde analize devam etmiş olacağız. Ben de yeni artık açılmış olan sağlıklı yaşam merkezinde olmuş olacağım bundan sonraki süreçte. Şimdi sağlık merkezindeki orası iki katlı mıydı? Orası 3 katlı. 3 katlı Üç değil mi? katlı ama iki katında daha çok tedavi oluyor. Üçüncü katında arası artık kafeterya dediğimiz bölüm olacak artık. Ha, insanların Ki dinlenme bölümü insanların olacak. dinlenmiş olduğu bölüm artık orası o şekilde olmuş olacak. Bu uygulanmış olacak. Onun haricinde hacamatla alakalı yine aynı şekilde, sülük de aynı şekilde. İnsan vücudunu gerçekten kan dolaşımını artırıyor. Bu vücutta oluşan pıhtıların azalmasını sağlıyor. Vücutta bulunan toksinlerdir, bunların atılmasını sağlıyor. Vücutta olan ödemlerin atılmasını sağlıyor. Kan dolaşımımızın hızlanmasını Kalp sağlıyor. krizini de bir tıkım önlüyor galiba değil mi o Önlüyor. zaman? Kesinlikle önlemiş oluyor. Aynı örnek var. Kesinlikle önlüyor. Bunun önlenmesini sağlıyor. Tabii ki dediğim gibi kronik rahatsızlığın aynı şekilde önlenmesini sağlıyor. Mide ağrısı, ülserdir, gastrittir. Bunları çeken kişilere de aynı şekilde şifa oluyor. O yüzden ben kesinlikle koyulmasını istedim. Ki koyuldu Allah'a şükür. İnşallah kişilerimize de şifa olmuş olur Allah'ın izniyle. Yani çok geniş kapsamlı bir çalışma olacak. Acaba süt de aynı şekilde olacak. Spor malzememiz olacak. Güzellik salonumuzdur. Sıkılaştırma makinelerimizdir. Ben de orada aynı şekilde orada olmuş olacağım ki bütün çalışmalarda yine benim gözetimim altında olmuş olacak. O yönden de güvenerek güzel bir şey. Yani gönül rahatlığıyla Yalnız gelebilirler hocam Allah'ın sizin işiniz çok olacak. Yarın öbür gün Akif abi yoruldum. Bak ben gelemem deme izniyle. vallahi zorla alırız seni geliriz buraya. Çünkü Akif millet olur mu? bizden bunları isteyecekler Olur çünkü mu? Tabii yani. ki de. Tabii de Akif abicim. Ki bu yapmış olduğunuz gerçekten güzel çalışmalar ki ben kesinlikle Akif abicim ekibine ve gözler olarak da bunca yıllardır yapmış olduğunuz çalışmalar ki Aksaray halkını iyi yönde ve doğru yönde bilgilendirdiğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim bu konuda. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha nice projelerle, güzel projelerle inşallah devamını da dilerim inşallah. O konuda yani severek geleceğim inşallah. Halkımızda da tabii ki daha yönde daha güzel bir şekilde yönlendirmiş olacağız, bilgilendirmiş olacağız inşallah. Vallahi hocam Akif abi. ekibimizi görüyorsun. Yani ekibimiz büyük televizyonlar gibi değil ama toplam seninle beraber 4 kişiyiz burada. Oğlan, kızım, ben. Aynen öyle Akif abiciğim. Ama Aynen iyi öyle. şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki, İnşallah Akif abiciğim. Tabii ki Akif abiciğim. hakkımızda hayırlısı neyse bence olsun diye düşünüyorum. Aynen. Kesinlikle öyle katılıyorum Akif abiciğim. Niyetlerimizi inşallah Niyetlerimizi. akıbetimiz de iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah olacak Allah'ın izniyle Akif abiciğim. Olacak. Daha da güzel, daha da güzel, daha farklı konularla da gelmiş olacağız inşallah. Hocam zaten biz burasını yapmamızın tek amacı sadece yani ben daha evvel yapmıştım. Hastanenin sahibi Abdurrahman Yılmaz biliyor. İlk yayınları onlarla başladım ben. Ama sadece siyaset vardı. İşte bir ticaret odasının seçimlerinde dedim ki bu böyle olmaktansa ki sınırımızda bir televizyon kurulması pek mümkün değil. Çünkü televizyonun maliyeti gerçekten çok büyük. Onu kaldırmak mümkün değil. Ama en azından böyle o televizyon olmasa da ufak tefek böyle şeylerle o açığı doldurmak istiyoruz. Ama biz buraya sadece spor, siyaset olmayacak dedik. Yani işte sağ olsun müdürünüze de geldik, anlattık. Dedik ki bak doğru böyle böyle biz böyle yardımlarınızı istiyoruz. Eğer bize gelirseniz insanlara daha faydalı olabiliriz. O da baktıktan sonra sağ olsun. Vallahi yani gösterdik. 5 dakika sonra tamam Akif abicim dedi. Çok Siz güzel, devam edin. çok güzel. Biz de elimizden geleni sizin için yapacağız. Aynen, Biz de aynen Akif arkadaşlarımızı göndereceğiz. abi. Madem ki Aksaray'a faydalı olacaksınız, biz de bunun yanında varız dediler. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Ben Gerçekten. buradan çok çok teşekkür ediyorum müdürümüze de. Kardeşim sözünü belki bölüyorum ama Sağ en ol azından Akif'ciğim. nefes almanı sağlayayım dedim biraz da. Yani devamlı seni yormak istemedim. Anlatacağın Estağfurullah, şeyler estağfurullah Akif varsa. abicim. Estağfurullah Akif. Şimdi bu COVID-19'da insanlar zaten evde malum mutlaka ki kilo alıyor zaten. Almaması Aynen mümkün Akif değil. abicim. İnsanlar Kesinlikle. çok büyük sorunlarla çıkacak bence Mayıs ayından sonra. İşin gerçekten çok zor olacak diye Zor düşünüyorum. olacak kesinlikle Biraz da Akif yaşlılar abicim. için. Aynen Yaşlılar öyle. evde kalıyorlar, yürüyemiyorlar. Aynen öyle. Yani ayak ağrısı, diz ağrısı insanlar gerçekten yani baya baya kötü olacağını düşünüyorum ben. Aynen Akif abicim. Doğru Bunda söylüyorsun. tavsiyelerin ne olur? Olur. Şöyle tabii ki
Çok doğru söyledin Akif abicim. Yaşlarımızda da geçerli. Aynı şekilde bu çocuklarda da geçerli. Gerçekten bu koronavirüs, COVID sürecinde, pandemi döneminde tabii en çok onları etkiledi. Bu sokağa çıkma yasasında en çok onları etkiledi. En çok kısıtlananlar onlar oldu aslında. Tabii bu süreçte evde durduklarından dolayı da maalesef çok fazla hareketin, çok fazla egzersizin olmamasından dolayı da maalesef kilo alım durumu da çok hızlı oldu. Tabii bu kilo alımlarından dolayı da yaşlarımızda diyeyim artık. Onlar da biraz daha bu konuda rahatsızlık bakımından da çok fazla etkilenmeye başladılar. O yüzden bu tarz kişilerde benim en çok önerdiğim, sonuçta dışarı çıkamıyorlar ama en azından vitamin takviyesi alabilirler. Tabii ki doğru vitaminleri alabilmek de çok önemli. Hani vitamin alacağız ama işte koronavirüsten korunmak istiyoruz, işte vitaminler alıyoruz ama bunlara doğru vitamin almak da çok çok önemli. Çünkü bazı vitamin grupları kişilere çok fazla kilo aldırabiliyor. Ha, faydası dokunabiliyor ama çok fazla kilo aldırabiliyor. Zararı da var yani. Zararı da var. Aynı öyle Akif abi. Yani aslında her şeyin fazlası zarardır misali ama bu vitamin konusunda gerçekten doğru vitaminle beslenmek gerekiyor. Benim en çok tavsiye ettiğim bu süreçte C vitamini çok fazla. Bence C vitamini çok fazla alınması gerekiyor. Ne kadar çok hani belki portakaldır, mandalinadır, hani bu tarz böyle kuşburnudur, bu tarz şeylerde maydanoz, bu tarz şeylerde belki C vitamini çok fazla var ama ben ekstra böyle alınmasından da yanayım gerçekten. Onun haricinde D vitamini belki fazlası alınabilir bu süreçte. Onun haricinde omega 3 konusunda da yine aynı şekilde bence alınması gerekiyor bu süreçte. Onun haricinde çok fazla demirdir, B12 takviyeleridir, bu süreçte çok fazla almama konusunda direnç göstersinler. Çünkü bunların gerçek kilo aldırıcı etkileri var. O yüzden olabildiğince bence bunlardan uzak durmak gerekiyor. Buna biraz dikkat edersek güzel olur. Hocam, yayınımızın hemen hemen sonuna geldik. Anlatacağınız bir şeyler var mı? Onu bilmiyorum ama siz nasılsa her hafta yani her ay bizim yanımızda olacağınıza göre bundan Aynen sonra öyle. anlatacağınız çok şey olacak herhalde. Kesinlikle Akif abicim, kesinlikle. Yani burada olmaktan çok mutluyum. Yani yapmış olduğumuz projeyle de yapmış olduğumuz çalışmaları da çok mutluyum. Çünkü olabildiğince kişileri burada iyi yönlendirmede, doğruyu göstermede aslında çabamız olacak bundan sonraki süreçte. İnşallah seyircilerimize karşısında inşallah bakalım bundan sonraki süreçte daha böyle güzel konu, daha farklı konularla da gelmiş olacağız inşallah. Olabildiğince bakalım onları doğru yönde yönlendirmeye çalışacağız bakalım bu süreçte. Zaten bizim amacımız şimdi ilk geldiğiniz için sadece sizi tanıtmaktı. Ne Aynen öyle, aynen yapacaklarınız öyle Akif şeydi. abicim. Bir Kesinlikle dahaki öyle. bölümlerde yavaş yavaş insanlar sizi buradan dinleyerek Aynen evde öyle. neyi yapabilecekler onları da öğrenecekler. Aynen öyle. Aynen öyle Akif abicim. Yani biz sadece yani hocam gelecek ondan sonra diğer yani kalp doktorları farklı insanlar da gelecek. Biz her hafta Mutlaka abi. Özel Eksel Çok güzel. Hastanesi'nden birilerini Birini alacağız alacağız buraya. alacağız. Çok güzel. Yani Çok dediğimiz güzel. gibi belki bir televizyon olmayacak ama en azından ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapmaya Yapmaya çalışacağız. çalışacağız. Aynen öyle. Kardeşim geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Ne demek arkadaşım? Severek geldim. İnşallah İnşallah bir dahaki rabbim daim yayında eder inşallah. açılışımızı da yaparız. İnşallah. Oradaki İnşallah gelen bütün yani takviye neler varsa, aletler varsa onları da burada tanıtırız birebir. Aynen. Çok O güzel daha olur. iyi olur Çok bence. güzel olur İnsanlar arkadaşım. görürse Kesinlikle bence öyle. hiç kafalarında soru işareti de kalmaz diye Kalmaz. düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Ama şuna Kesinlikle öyle. inanıyorum ki senin işin çok olacak. İnşallah. İnşallah Akif abicim. Yani Elimizden gündüz gelen de yapmaya olmasa gece biz çalışıyoruz seni bakalım. mutlaka ki buraya alacağız. İnşallah Akif abicim. İnşallah. Kardeşim Çok çok teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. Ne demek, İyi ki ne demek varsın. Akif abicim. İyi ki geldin. Çok sağ olun Akif abicim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Çok memnun yayınımızın oldum. sonuna geldik. Bir ay sonra diyeyim. Yani 3 arkadaşımızı aldıktan sonra 4. yayında tekrardan size açılacak. İnşallah açılmış da İnşallah, olur. inşallah Sizi yine Akif burada abicim. bekliyoruz. Ne demek, seve seve Akif abicim. Gözle bekliyorum inşallah o günden.